masası olarak tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, her salı olduğu gibi bu salı günü de yine birbirinden değerli gazeteci arkadaşlarımla birlikte yaklaşan yerel seçimleri değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz sevgili Olay ve TV izleyenleri. Evet, bugün de yine iki değerli konuğum var. Gerçi Oğuz artık yavaş yavaş ısınmaya başladı. Ama şu an K34 gazetesi ihtiyaç sahibi Vural Dağtekin efendim, Kartal'dan geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Şereftir. Evet, Türk Haz Gazetesi imtiyaz sahibi Oğuzhan Bayrak kardeşim. Neyse, bir iki saat evvel beraberdik herhalde. Aynen aynen. Programda beraberdik. Nasılsın görüşmeyeli? Vallahi gündem yoğun. Malum gündem seçimler. Her şey değişiyor bir yandan. Her şey değişebiliyor. Hayırlısı diyorsunuz. Peki. Evet, Vural Bey, gerçekten de seçim bir genel seçim havasında gidiyor. Evet. Herkesin söylediği bu. Artık hani o alıştığımız yerel seçim değil bu seçim. Çok farklı bir konjektöre girdi. Özellikle de bu 17 Aralık olaylarından sonra sanki bir genel seçimin ön provasını yapıyoruz havasında. Kartal'da durum nasıl? Şimdi Kartal'a adaylara bakıyorum ben. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Altınok Öz beyefendi yine çok da olaylı bir şekilde, onlara da isterseniz birazcık değinin. Mustafa Süslü gitti geldi, efendim onda da bir sıkıntı oldu. İsterseniz oradan başlayalım. Tabii. Tekrar Altınok Öz'ün seçilmesi nasıl oldu? Bu süreç çok ateşliydi. Siz birebir içindeydiniz. Altınok Öz'ün Sayın Belediye Başkanı'nın Kartal'da çalışmaları tabii ki vardı. Hı-hı. Bu çalışmaları eleştirenler de var. Eleştirmeyen, hatta destekleyenler daha fazla görünüyor. Partisinin içinde de aslında böyle bir denge var. Hı-hı. Ama aday adaylığı süreci aslında 2 yıl önce başladı. Yaklaşık 2 yıl kadar önce, daha sonra adayları resmileştiren eski bakanlardan, SHP döneminin bakanlarından Sayın Mustafa Kul, aday adaylığı sürecini gayri resmi olarak başlatmıştı. Tabi o süreçte milletvekili genel seçimlerinde aday olmuş olan Doktor Hüsnü Süslü, Kartal Belediye Başkan adaylığını düşünüyorum demese de toplumdan gelen tepkilerle ve kendisine olan desteklerle yola çıkabileceğini sinyallerini veriyordu. Tabi onun dışında da aday adayları vardı ama genelde bu üçlü arasında geçti yarış. Sonradan yarışa dahil olan Yüksek Mimar Oğuz Aykan'ı da bu dörtlü olarak bu tablonun içine alabiliriz. Ama yarışın son günü, son haftasına kadar şekillendi ki ya Sayın Altınok Öz göreve devam edecek ya da karşısında Doktor Hüsnü Süslü aday yapılacak. Mustafa Süslü mü dedik biraz evvel. Neyse, düzeltelim onu da. Sonuçta bunlar canlı yayında özellikle evet, olabiliyor. Evet, pardon. Gayet doğal. Doktor Hüsnü Süslü'nün adaylığıyla ilgili gece saat 11.40'da, 11.30'da diyelim, kendisinin Facebook sayfasında bir beyanı oldu. Yani yazdığı mesajda, arkadaşlar parti meclisinden de geçtik, adaylığımız hayırlı olsun dedi. Kendisi duyurdu. Bunu kendisi duyurdu. Fakat parti meclisinden karar, resmi olarak mazbata diyorlar buna. Hı hı. Bildiğim kadarıyla henüz eline verilmemişti. Adaylık mazbatasını alamamıştı. Tabi bu arada içeride parti meclisinde de görüşmeler devam ediyordu. Benim edindiğim bilgi ve izlenim şu. İçeriye bir anket girdi. Hı. Bu anket Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu ilçe anketlerinden biri, adaylar üzerinde özellikle. Yani partinin aday adayları üzerinden bilinirlik, tanınırlık ve halk nezdinde seçilebilirlikle ilgili. Bu anketi kim, hangi gerekçeyle yaptırdı girmeyeceğim çünkü partiler bilimsel çalışmak zorunda. Fakat sonuçta çıkan karar gece saat 3.40'da Altınok Öz oldu. Ve resmi olarak açıklandı. Temayül yoklama yapılmış mı? Temayül yoklaması yani Kartal'da olmadı. Hı. Ama meclis üyeleriyle ilgili oldu. Bu süreçte benim gördüğüm şudur, Sayın Süslü'nün hem genç oluşu, hem bu olaya gerçekten kendini çok inandırması, çevresiyle birlikte inandılar. Fakat bir de gerçek var, maçlar 90 dakika, hatta üzerine artı 4-5 dakika eklenebiliyor. Uzatmalarda yani da 90. dakikada bile biz maçı kazandık diyemiyorsak, Sayın Süslü de ben adayım diye bence o açıklamayı yapmamalıydı. Burada takdire şayan bir olay daha var. Sayın Süslü açıklamayı yaptıktan hemen sonra, bir ya da iki dakika sonra, onlar Facebook'ta kayıtlı. Sayın Altınok Öz'ün çok ilginç bir mesajı geldi. Babamın kemiklerini sızlatmadan, partime teşekkür ederek, Kartal'la
Kartal hakkını helal etsin. O da kabullenmiş. Dedi. Yani o mesajın üstüne o da hani bu doğruysa mantığıyla. Fakat yakın çevrelerinden edindiğim bilgi Altınogöz'e öyle bir resmi bilgi ulaşmadığı halde Üstü Bey'in mesajına itibar ederek o da öyle bir mesaj attı. Tabii. Ve burada koptu zaten bilimde. Yani bir taraf kutlamaya başladı. Kartal'daki belli yerlerde, restoranlarda, işte lokantalarda buluştular ve kutlamalar başladı gece. Maç sonu kutlaması gibiydi, şampiyonluk kutlaması gibiydi. Fakat gecenin o çıkan kara bir anda ortalığı şok etti. Tabii dağıttı. Bir taraf gerçekten o sevinci kursağında kaldı. Diğer taraf gözyaşları içinde geceyi tamamlayacakken güne sevinç gözyaşlarıyla uyandı. Ama bir gerçek var, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu sefer çok ağır yara verdi. Yani toparlamaya çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi var Kartal'da ama aday adaylığı süreci bütün ilçelerde bu yaşandı. 6-7 ay sürdü. Evet, evet. 6-7 ayın içerisinde mevcut belediye başkanına dokunmayacaksınız diyen bir genel merkez yapısında adamların söyleyebileceği bir şey kalmadı aday adaylığının. Her şeylerini söylediler. Biraz bana dokunalım da bir an önce gitsin dediler belki. Yalnız Sayın Üstü tenzih ediyorum burada. Gerçekten düzgün bir süreç götürmeye çalıştı. Bence saygın bir insan. Fakat yaşı da çok genç. Niye olmasın? Bir daha talep açabilir. Yani. Milletvekili olabilir. Siyaset uzun soluklu bir iş. Bunu özellikle siyasette genç isimlerin unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Fevri hareketlerle o geleceği de yok etmemek lazım. Sonrasında yaptığı açıklamalardan yola çıkınca. Ama onları da biraz toparladığını düşünüyorum. Süreç böyle yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi bu yüzden yaralı girdi kampanyaya. Peki nasıl halkın beklediği o muydu istediği? Sayın Altınoköz'ün, tabii ki Sayın Altınoköz'ün sokakta bir itibarı var. Yani sevilen. Halk meclisinde sevilen. Mevcut belediye başkanı herkesten bir adım öndedir. Tabii ki yani dediği doğru olsan o da seçimleri takip eden tecrübeli bir isim. Bence belediye başkanları maça 5-0 galip başlar. Tuzla örneği. O oranı geride bile olsa. Bir de Altınok Bey'in ilk tabii birinci dönem ikinci dönem için belli projeleri var. Onları uygulamak için bir daha izin istedi. Ve uygun görüldü ki tekrar atandı. Ben Kemal Bey'in de, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuda dahil olduğunu düşünüyorum. Yani adaylığında evet yani parti meclisinin içerisinde muhalefet yok mudur? Vardır. MYK'dan gelen isimlerde Altınok Öz ismi yoktu deniyor. Ama zaten parti meclisi MYK'dan gelsin gelmesin belediye başkanını mutlaka oylayabilir. Tabii. Bir dilekçeyle yapılabiliyor orada. AK Parti'nin de yarışta biraz avantaj ettiğini düşündüğüm bir dönem oldu o dönem. Evet, o da avukat Temirhan Yıldız. Evet. O da ilçe başkanı. Teşkilattan gelmesi onun en büyük avantajı. Benim gördüğüm kadarıyla. Tabii ki. Teşkilat, bundan önce ilçe başkanıydı. Doğru. Evet. Teşkilattan geliyor. Bana göre en büyük avantajı o. Temurhan Bey'in avantajlarından biri o ama dezavantajı da o bence. Çünkü biliyorsunuz bir teşkilatta ya da bir yerde başsanız ne İsa'ya ne Musa'ya derler. Yani yaptığınız icraatlar bugün Tuzla'da da, Maltepe'de de, Pendik'te de belediye başkanları nezdinde eleştiri sunuyorlarsa icraatlarının büyüklüğüyle mesela Tuzla'da çok büyük icraatlar oldu. Yani çok büyük hizmetler oldu ama partisinin içinde sorunlar yok muydu? Vardı. Kimse icraata bakmıyor, herkes önce ben diyor. Evet. Yani siyasetin hastalığı, ben her zaman söylüyorum, çok da uzatmayayım. Herkes diyor ki ben varsam her şey tamam, ben yoksam her şey eksik. Şarkı var mı? Aynen. Şimdi meclis üyesi adaylarından da görüyoruz yani aday adaylarından. CHP'si, AK Partisi, diğer partilerden de görüyoruz. Adam çıkıyor aday adayı olarak, aday olamayınca ya. Ben yoksam siz kaybettiniz kesin moduna geçip. Evet. Küsüyor, şantaj yapıyor. Aynen yani demek ki bu fıtratında var herhalde. Bu. Böyle mi olmalı? Aslında böyle olmamalı ama bazıları parti değiştiriyor, küsüyor dediğiniz gibi yani. İşin yandan gerçeği öyle olmamalı ama iki günde bir şey olmazsa ondan sonra da bir şey olmaz. Yani o 24 saat, belki 48 saat etraftaki gaz unsurları, ben öyle diyorum. Ya olur mu başkan hakkın yendi? Büyük başkan sen yürü. Çevredekiler daha çok. Ama biliyoruz ki hiçbir başkan, belediye başkanı, bu bir gerçektir. Oyu %10'un üzerinde çok olmaz. Yani hele bu seçimde hiçbir belediye başkanının şahsi oyu %10'u geçmez. Çünkü çok ciddi bir savaş var. Kartal'da da aynı durumda. Ha şunu söyleyebilirim. Kartal alan parti, Cumhuriyet Halk Partisi olursa
Kadıköy'e çevirir. Yani devam eder artık trendini arttırmaya. Parti bu yüzden çok sıkı şekilde asılıyor. Şimdi ben Sevgi Hanım'dan müsaade istiyorum. Tabii. Moderatör Sevgi Hanım. Ben müsaade istiyorum. Yok canım, burada sohbet ediyoruz. Sen seçenersen moderatör olmaz. Yani böyle. Sonuçta ben de ev sahibi sayılırım. Sohbet, tabii ki. Vural abi diyeceğim. Tabii ki tecrübesi her zaman bizim önümüzde. Bizim abimiz. Tuzla'yı gördüğünde ne görüyorsun abi? Yani Tuzla'ya baktığında ne görüyorsun? Tuzla'ya baktığımda... Tuzla'ya gelecektik. Neyse, ben direkt girdim. Girdin. Peki. Yani Kartal'la ilgili Kartal'ı konuşabiliriz. Şöyle bir evet, neyse. Onu biz cevaplayalım. Ondan sonra bunlara devam ederiz. İsterseniz yani devam edip ondan sonra da girebiliriz. Neyse, yok Oğuzhan'ın adını bölmeyelim. Tuzla bana göre İstanbul'un bundan 5 yıl öncesiyle kıyaslamak lazım. Haksızlık etmeden bugün gördüğüm manzaraya baktığımda. 5 yıl önce çok güzel görmüyordum, dürüst söyleyeyim. Bana göre deniz köylerinden biriydi. Türkiye'nin her yerinde deniz köyleri vardır. Burası da bir şehir değil deriz, kasabaydı. Ama nüfus, işte merkeze olan uzaklık, belli ilçe merkezine uzaklıktan dolayı mecburen, bir de konut üretim alanı olduğu için, yani arsa, stoğu sebebiyle, ilçe yapılmış bir yer izlenimindeydi. Fakat bu 5 yılda Sayın Şadi Yazıcı gerçekten çok başarılı oldu. Neden derseniz, sahilinde bütün iş yerlerine eşit davranarak, bazı yerlerde izin verirler, bazı yerlerde vermezler. İnsanların gelip oturabileceği, nefes alabileceği, denizi görebileceği mekanların hani çıkmaları derler, sundurmalar. Bunlara izin verdi, kapasite iki katına çıktı. Bunun şeyini görenler gelip yatırım yapmaya başladılar. Yani buraya yeni yatırımlar yapalım. Bugün internete düşen bant vardı, belki konuşursunuz onu ama ilerleyen zamanda. Orada Sayın Salih Karaoğlu çok ilginç bir şey söylüyor. Bence çok da doğru söylüyordu. Banka yok diyordu. Güvenli yok diyordu. Ödemiş üstünde yok. Doğru söylüyordu. Tuzla'nın merkezinde de belki bankalar böyle aktif çalışmıyordu, gönüllü çalışmıyordu. Kerhen geliyordu. Ama burada iki banka müdürüyle son bir hafta içerisinde tesadüfen sohbet ettiğimde Tuzla eski Tuzla değil diyorlar. İnsanların paraları da var. Yani getirip var. Bankaya koyuyorlar. Niye? Burası gerçekten önemli bir işçi bölgesi bence. Yanı sıra da zenginlerin de yani mali durumu iyi olanların da yavaş yavaş tercih ettiği. İstanbul'da eski sahipli yeri deriz ya. Benim çocukluğumda hep geldiğim yerde. Akrabalarım da oluyor. Yani çok güzel bir balık. Tuzla çok değişti. Tuzla bana göre tam bir vizyon şehri oldu. Tuzla'nın bu ikinci beş yılında Şadi Yazıcı'ya AK Parti'nin ikinci dönem mazbatayı vermesi gerçekten çok doğru bir iş. O projeler tamamlanırsa, tamamlandığı zaman ortaya İstanbul'un kıyısında ama belki de bir merkez ilçe statüsünde bir yer göreceğiz hep birlikte. Çünkü çok ciddi yatırımlar, milyonlarca insanın gelip görebileceği eserler ortaya çıkacak. Marina bunun başında. Eşeğler olarak açılıyor. Evet, orası da ciddi bir yatırım. Ben çok şanslı görüyorum Tuzlalıları. Bu pazar günü zaten açılıyor. Açıkçası yerleşmenin en uygun yerlerden biri. Herkesin değerlendireceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Biz isterseniz yine Kartal'a dönelim. Sonra Tuzla'ya zaten döneceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Erhan Kekeç geçmişti. Erhan Kekeç, evet. Çok genç, o da ilçe başkanı mı? Yok, değil. Ama genç olduğu kadar da siyaseti bence çok yeni öğrenmesine rağmen doğasında bu işe uygunluk olan bir isim. İnsanlara şov yapmıyor. Yani ne varsa onu açıkça söylüyor. Ama partisinin ideallerini, partisinin tüzüğünü belki ve o ilkeleri, ülkücü ilkeleri çok iyi biliyor. Bunları da yansıtıyor açıkçası halka. Gençler üzerinde ciddi etki kurduklarını düşünüyorum. Özellikle yeni oy kullanacak olanlar üzerinde. Ocaktan gelen. Bu konuda AK Parti'yi de CHP'yi de rahatsız ettiklerini düşünüyorum. Geçmiş seçime göre şu seçimde oylarını hiç yoksa %50'den fazla arttırabileceklerini hissediyoruz. Görüyoruz çünkü bunu. Gelen anket sonuçlarında da iyi görünüyorlar. Yani Milliyetçi Hareket Partisi. Zaten ilçe başkanı Sayın Metin Özbek'in döneminde ciddi bir değişim yaşadı. Daha genç kadrolar işin başına geçti. Ben MHP'nin Kartal ilçesini İstanbul'daki örnek ilçelerden biri olarak görüyorum. Bu hem başkanından hem teşkilatından kaynaklanan bir durum. Çok çalışıyorlar. Evet. DSP Şahin Kaya var. Şahin Kaya konusunda
Açıkçası evet, bir, ben şöyle söylüyorum, kızıyorlar ama spor olsun diye aday olmuş diye düşünüyorum. Ama o da çok erken çalışmaya başladı. Erken çalışmaya başladı, muhtarlıktan gelen bir isim. Ama Şahin Kaya'nın ortaya koyacağı özel bir proje mi, özel bir destek bir var, halk şuna bakıyor. Evet, Şahin Kaya Kartallı'dır. Kartal'da bir emek vermiştir, doğru. Ama partisinde yönetici yok, partide teşkilat yok. Hizmet üreteceği bir kadro yok. Yani bu onun için çok büyük bir handikap. Kendisinde sahada, ben inanıyorum dese de etrafındakilerin bile... Mesela İlhan Güzelgin çok iddialıydı. İnançlı yani. Görmüyorum. Kartal'ı alacağım. İlhan Güzelgin'in gelişi kadar gidişli olaylı oldu biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Yani zaten siyasetinin renkli simalarından biriydi. Evet. Hızla geldi, hızla gitti. Ben öyle diyorum bunu. Demokrasi Yusuf Şahaloğlu çok tecrübeli bir isim. Yaş itibariyle de en tecrübelisi olsun. Yani yaşı evet doğru, yaşı belki siyaset için olgunluk çağının üzerinde olabilir. Ama bence ben olsam Kartal'da ileride, Yusuf Şahaloğlu seçilmedi. AK Parti seçildi, CHP seçildi, MHP seçildi, kim seçildi gelsin. Genel başkanın yerinde olsam Yusuf Şahaloğlu'nu alır danışman yapar. Tecrübelerinden yararlanır. Derim ki Müslüm Bey, seçimde bizim aleyhimize çalıştın, anamızı ağlattın ama hiç önemli değil. Sen burada bir değersin. Gel kardeşim, bize destek ver. Neler yapabiliriz? Bize bir kendi fikrini anlat. Kendi yaş kuşağınla ilgili çalışmalar yap, projeler üret. Yurt dışı ilişkileri de çok iyi olan bir insan. Çok genç yaştan beri ilgilenen meclisi, belediye meclisi yapmış. Büyükşehir Belediye Meclisi yapmış Ankara'da da. Önemli bir isim. Değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tabii bu benim fikrim. Evet. Son olarak da Ali İsmail Kızılgöz. Evet. O nasıl görüyorsunuz? Saadet Partisi biraz... Bütün adayların içerisinde şahsen, şahsen davasında hiç sapma yapmadı. Bu uğurda yürümeyi kendine şia edilmiş. Düzgün karakterli bir insan. Kendisiyle hiçbir çalışmamız yok. Zaten Saadet Partisi'nin çok büyük bir çalışma bütçesi de yok. Ha, Ali İsmail Kızılgöz ismi, özellikle Kartal'ın o düşük gelir grubu diyelim, onların üzerine çok etkili. AK Parti'nin adaylarından Abdurrahman Kara İsmailoğlu gibi eski adaylarından. Ali İsmail Kızılgöz ismi de yani şeyle anlam, minnetle anlam isimlerden biri. Sağlık taramalarını ilk başlatanlardan, yani hükümetin veya belediyelerin yapmadığı dönemlerde. Halka sağlık taraması yaptırıp ücretsiz, tabi fakir olan insanlara, onlara promosyon ilaçlarla tedavi imkanı sağlayan, çok güzelmiş. Kendi arabasıyla bunun için koşturan, yağmur çamur demeden, bana göre çok vefakar ve cephakar çalışmalara imza atmış bir isim. Güzel isim ama seçimi kazanır mı derseniz, tabi belli bir realite var. Şu an Türkiye iki parti sisteme doğru itilmeye çalışılıyor. İki partili sistemin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi de AK Parti diyor. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi bu oyunu bozabilir ama diğerlerinin bunun dışında bir şansını görmüyorum. Ama açıkçası oylarını arttırıyorlar. Hani oylarını arttırabilirler. Sonuçta siyasi partiler olmak zorunda. Tabii. Yani toplumda herkesin kendini ifade edeceği bir alan olmalı. Yoksa sosyal patlamalar olur. Aynen. Kartal bu. Kartal'ın tabii kronik sorunları da var. Evet. Son olarak onları da söyleyeyim. Kartal sahilinden faydalanamayan bir ilçe. Ben Tuzla'yı kıskanırım, değişimin sebebi o. Tuzla'ya haftanın 3 günü gelirim, bazen 4 günü. Tuzla'da günümü geçiririm ama Kartal'da gazetecilik yapıyorum. Doğrudur. Tuzla denizde iç içe. İnsanı deniz gibi, yani rahatlıkla deşarj olabiliyor. Burada insanları çok sinirli görmüyorum. Kızan 10 dakika kızıyor, 15 dakika geçiyor. Büyük kavgalarla alınan bir ilçe değildir Tuzla. Yok, asayişine kızıyor. Akşam kavga kızıyor. Çıkmaz, yok. Gelin bir de Kartal'a. Yok, biri birine kızıyor, tam karasal iklimin. Biz o konuda şanslıyız. Denizin kıyısında, karasal iklimde yetişmiş hırçın tabiatlı insanlar. Halbuki denizle kucak kucağısın ama faydalanmıyorsun. Yani iyi otu genelde sakinleştirir ama uzak kalıyor. Uzak. Dolgu dolmuş ileriye doğru. Uzak kalıyor. Yani ben Denizli'yle barışmasının gerektiğini, bunun için de proje üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir numara da denizin kenarında yapılacak işler olmalı.
Bu Tuzla için öyleydi ama Şadi Bey onu bitirdi. Bir numarayı o koymuş ortaya. Neyse koydu. Siz de ikinci yaparsınız. Kartal'da da mutlaka denizin kenarında bir şeyler olması lazım. Şimdi kesinlikle. Onu da sonra tekrar genel bir değerlendirme yaparız. Evet Oğuzhan, biz görüşmeyeli neler oldu? Bayağı şeyler oldu. Yalnız programdan çıktıktan sonra bir video patladı. Evet. Salih Karayolu beyefendi siyasetçinin 2009 yılında yapmış olduğu bir seçim konuşması vardı. Gündeme bomba gibi düştü bu konuşma. Şu an onu da bir taraftan takip ediyorum. Ben de ona genel yorumları öyle mi? Ciddi yine tabii yorumlar, hakaretler peşi sıra geliyor. Yani adamın yaptığı bir konuşmaydı. Biz de gündeme taşıdık. Yani yine ne tarafımız kaldı, ne bilmem neyimiz kaldı. Şimdi insan ya ben onu anlamadım. İşte biri birine özür dilerim küfür ediyor. Küfür ettiği belgeli üstelik bunu CD'ye basıp millete dağıtıyor o konuşmayı. Yani korkarım akşama doğru sen bunu yayınlıyorsun diye. Yani öyle bir şey yani var. Böyle tehdit de yani çok özür diliyorum bir şey söyleyeceğim. Benim oğlum 7 ay önce dünyaya geldi. Geçen gün bir haber yaptım. Yine bir adayımızın fanatiklerinden bir tanesi 5 yıl önce senin oğlunun hastalığında sana kim yardım etmişti diye bir yorum attı altına. Şimdi düşünüyorum, benim oğlum 7 ay önce dünyaya geldi ve şu an 7 aylık. 5 yıl önce oğlumun hastalığında bana kim yardım etti diyebilecek kadar duruma geldi. İşte yanlış bilgi yani, hani bir şey yapalım da bir şey söyleyelim. Yani bir karalama kampanyasıdır gidiyor yani. Bu videoya geri dönelim. Videoyu tamam izledik mi? Tamamı 10 dakika falan sürüyor şimdi programımız aşağı. Buraya geldim böyle öyle mi? Şöyle kısa bir bölüm, hani esas can alıcı yerine isterseniz bir izleyelim. İzleyelim. Onun üzerine konuşalım. Neden çıktık ortaya? Bunu beraber anlatacağız. Ben sizlerin duygusunu arkadaşlarıma anlatmak istiyorum. Ailelere anlatmak istiyorum. Biz ortaya çıktık çünkü Oranlı Belediyesi ANAP'taydı. İki dönem maalesef ve maalesef diyorum Cemil Ekşi maalesef yine görevden alınıyor. Görevden alındığı zaman CHP sahip çıkıyor. Yine maalesef diyorum CHP'nin sahip çıkmaması gereken bir lidere sahip çıkıyor. Bunun üzerine tekrar görevden alınıyor ama CHP'li arkadaşlarımız ya bilmiyor ya bize hizmet ediyor arkadaşlar. Herhalde sosyal demokrat oylar bölünmesin diye dediler ki Cemil Ekşi olsun Salih Karaoğlu kazansın dediler. Biz gönül böyle olsun istemezdi. Daha eşit koşullarda savaşmak isterdik. Ama maalesef koşullar böyle. Rakiplerimiz böyle. Gelelim Demirci'ye. Demirci var mı acaba? Tuzla'da 4 senedir 5 senedir arıyoruz. Yok. Nerede Demirci? Şifanın üstünde E5'te yok. Oranlı'da yok. Oranlı Belediye Başkanı'yla görüşmüyor. Büyükşehir Başkanı'yla görüşmüyor. Akfırat'a gitmiyor AKP'li olmasına rağmen. Ne yapıyor? Muhtarlık yapıyor arkadaşlar. Muhtarlık yapıyor. Dolayısıyla Demirci aşağıda yok. Orhanlı'da belediye başkanı yok. Akfırat'ta belediye başkanı yok. Bütün ülke bizi seyrediyor. Tuzla'da ne oluyor diyor ya. Ne oluyor? İşte biz bunun için varız. Bunun için DSP var. Salih Karaoğlu var arkadaşlar. Cemil Ekşi dağıtıyor. Ne yapıyor? Diyor ki ben AKP'liden daha fazla veririm diyor. Ne veriyor? Evet, bilmiyorum. Bir yandan devam ediyor. Biz esas canımız ciğerlerini... Gerçekten insan inanamıyor. Yani böyle mi olur? Şu an Cemil Bey'le çalışıyor galiba değil mi? Evet, evet. Hatta bizim bu haberi yaptıktan sonra, yani bu video ortaya çıktı. Biz videonun haberini yaptıktan sonra el ele kol kola Cemil Ekşi tarzında da... Yani biz bu noktada değiliz. Biz sadece 2009 yılında ortaya çıkan bir tablo var. Yani 2009 yılında Cemil Ekşi ile alakalı yaptığı açıklamalar, bugün Büyük Birlik Partisi'nin adayı Mehmet Demirci ile alakalı yaptığı açıklamalar. Biz bunları hani dün ve bugün ortaya çıkarttık ki o dönemde şöyle enteresan bir şey var. Mehmet Demirci ile devamlı yan yanaydı. Hani bu da benim tuhafıma gitti. Danışmanlığı yani, mı tabii danışmanlık işte yayındı, Mehmet Demirci'nin hep yanındaydı. Ve yani üzerinden günler geçti, aylar falan da değil. Günler geçer geçmez böyle bir açıklama ve peşinden de şimdi şu an Cemil Bey'le beraber. Hani notları aldım, hani söylemekten bile ben çekiniyorum. Yani Cemil Ekşi dağıtıyor, ne dağıttığını sizler de çok iyi biliyorsunuz. Avanta peşinde, Avanta dağıtıyor. Ama bir şey dağıtıyor, alın diyor. Alın diyor.
Alın demekle kalmıyor, Orhanlı'dan diyor. Ha. Aldıklarının küçük bir kısmı, %1-2'si alın diyor. Alın. Yani haram olduğunu söylüyor ama alın diyor. Yani işte şöyle enteresan bir cümle aslında, şöyle enteresan bir cümle kullanıyor orada. Hani CHP sahip çıkılmaması gereken bir lidere sahip çıkıyor şu an. Evet, en vurucu hani yani aslında nokta o. Evet. Hani CHP'nin kendi takdiri bir daha aday oldu. Hayırlı olsun diyeceğiz, yapacak bir şey yok. Biz sadece haberciliğimizi yaptık, ortaya taşıdık. Yani bunu sadece ben de yapmadım, bunu birçok gazeteci yaptı. Şu an 10-15'i buldu sayı. Bizim yani, internet sitemizde de yayınlandı. Yani, size de mi? Ben buraya gelmeden önce Kent 34'ün yayınına girdi. Sonuçta. Yani, çünkü sizlerden mutlaka takip edenler alıyorlar ve izliyorlar. Yani haberlere bakıyorlar. Doğal olarak Uyan Tuzla şarkıydı. Şarkıyı isim yapmışlar. Bulduk YouTube kanalında. Orada Uyan Tuzla diye yazıyor. Yani bir mesaj da veriyor açıkçası. Şarkının ismiyle yapılmış. O da zaten şarkıyı böyle çoğalt duruyor, sonra azalt duruyor. Ama. Uyan Tuzla uyan diyor. Yani umarım Tuzla uyanmıştır. Biz de öyle diyelim. Yani denilecek bir şey yok. Yani denilecek çok şey var Allah aşkına. Yani konuşmamız gerekiyor. Şimdi ben dayanamayacağım. Ya burada şu videoyu izledim. İki kere izledim. Bir şeyinde gelmeden önce izledim. Hemen yola çıktım. Çok geç fark ettim arkadaşlarım. Onlara daha fazla, daha erken gelmiş. Bir de buraya geldim. Aşağıda arabanın üzerinde bir daha bir iki yeri merak etmiştim. Telefondan izledim. Siyaset bu kadar kısa işler değil. Yani demin dedik ki uzun soluklu iş. Bir siyasetçi adayı her ne olursa olsun biri hakkında bir şey söylüyorsa yarın bunun önüne konulacağını bilmesi gerekiyor. Şimdi çok özür diliyorum. Kredisini bitirmemiz lazım. Salih Bey yaklaşık 5 dakika önce benim yaptığım habere bir yorum yapmış. Benim hiçbir kurul veya görevde olmamama rağmen benim üzerimden siyaset yapıp malzeme çıkarmak isteyenlere üzülüyorum. Bu tarafsızız, herkesin yaptığı açıklamaya yer vermek zorundayız. Yakından tanıdığımda Cemil Ekşi'nin Temiz ve Tuzla için ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Tüm Tuzla'nın da inanması doğru buluyorum. Cemil Ekşi ile el ele CHP Tuzla iktidar sevgiyle. Yani şimdi avantajı diyor ama. Ama avantajı diyorsun. Ama sahip çıkılmaması gereken bir lider diyorsun. Aldıklarının %1-2'sini paylaşıyor, alın diyorsun. O topluma bir özür borcu olduğunu yani düşünüyorum. Muhtar diyorsun. Yani yaptığı şey şöyle. O dönem ben bunu söyledim. Orada bir yazı var, o da hoşuma gitti. Dündür, bugündür. Aynen, ben şimdi onu söyleyecektim. Yani dündür, bugündür de deseniz Sayın Salih Karaoğlu, izliyordur belki yayını. Kendisini hiç tanımıyorum ama ben topluma çıkıp bununla ilgili bir açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. En azından kardeşim o dönemde benim için öyleydi. Fakat sonra değişti. Ne değiştirdi? Fakat işte ben orada avantaları paylaşıyorlar falan filan diyor. Bunları dedim. Ama bunları görmemiştim. Ben yalan söyledim de diyebilir. Ya da gerçekten böyle bir şey vardı. Ama ben buna rağmen yanındayım da diyebilir. Yani öyle bir şey çıkıyor ki ortaya. Bilmiyorum Sayın Karaoğlu ne diyecek? Ya ben yalan söyledim diyecek, ben yalancıyım demesi gerekiyor. Ya da dönüp, ya böyle bir şey vardı ama ben göz yumdum, yanındayım diyecek. Açıkçası Cemil Ekşi'yi zaten bu tip diyaloglar hep sıkıntıya sokmuştu. Yakın çevresindeki kişiler, herkesi kastetmiyorum, belki üstüne almayabilir ama böyle hani şeye, kervan yürüyor, kervana ben de gireyim, kervan içinde ben de olayım. Mantığı bir süre sonra düz giden kervanı sel çizdirmeye, yolu uzattırmaya başlıyor, öyle diyelim. Yani ilk tanıdığında yanlış tanımış demek ki. Tanımış ama yanlış tanımış oluyor yani. Bu nasıl bir şey? Sen de beni anladın ama yanlış anladın. Bence bir şey yok yani. Biz anladık anlayacağımızı da. Biz takdiri vatandaşa bırakıyoruz. Sözler çok açık yani. Kendi inkar etmediğine göre. Yani benim korkum montaj demesiydi. Acaba dedim montaj mı? İyi de şeye bakıyorum, senkron tutuyor mu? Yok ya, montajla alakası yok. Çünkü bir de enteresan yerelde bir şey bu kadar profesyonel Salih Bey için özel şey yapmazlar herhalde. DSP'nin belediye başkan adayı aslında. Oradaki görüntülerde adayı gibi gözüküyor ama çünkü ondan sonra Halil Özen beyefendi, Salih Bey adayım ben ortaya çıktığında Halil Özen Bey aday oldu. Öyle bir durum var. O dönemde bu çekimleri benim anladığım kadarıyla da bir tanıtım CD'si formatında çekiyor. Evet, öyle. Yani kendi ekibini topluyor.
Orada devamlı alkışlanıyor. Size geldim böyle bir tanıtım çizgisi o dönem. Yani 2009 yılında gelmedi. Gelmedi. Gelmedik. Yani bu zaten benim elimde olmuş olsaydı ben bunu çok çok daha önceden haber yapmıştım. Yani İşte bazı haberci olarak. Yani bu habercilik midir? Bana göre haberciliktir. Bence de. Yani bana göre haberciliktir. Yani o döneme bakıyorsunuz, kendisinin hazırlatmış olduğu bir CV. Evet. İşte demin onu söyledim Sevgi Hanım'a. Dedim ki, kişi siyasette her söylediğinin arkasına duracak. Bir şey söylediği zaman bunun 5 yıl, 10 yıl sonra önüne çıkarabileceğini hesaplayacak. Demirel değilsiniz. Demirel dünyayı dize getirmiş, Türkiye'de önemli bir siyasetçi. O bile bu sözü 60 yaşındayken söylemiş. Dündündür, bugündür. Aynen. Yani daha siyasetin ilk yıllarında dün başkaydı, bugün başka davranmak hoş değil. Kaç yıldır gazetecisiniz? 27 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kaç tane seçim gördünüz, kaç tane basın açıklaması, kaç tane proje falan filan. Binlerce. Yani hepsi hafızanızda değil mi? Binlerce. Şimdi bugün, yani bu dönem, 2014 yılındaki seçimlerde yapılan bütün konuşmalar, görüşmeler, hepsi bizim kayıtlarımızda var. Yani sizde 20 küsur yıllık kayıtlar geliyor. Ben 14 yıldır Tuzla'da gazetecilik yapıyorum. Bende 14 yıllık kayıtlar var. Yani şimdi 2004 yılında seçim döneminde Tekin Bey'in dağıttığı CD'ler var. Ben de hala mevcut. O dönemde Salim Gürsoy ile alakalı bütün konuşmalar var. Ben de hepsi mevcut. 2009 yılında keza aynı şekilde. 18 terabayt hard disk var. Yani düşünmüş yani. Şimdi hepsi var. Yani hepsi var, hepsi duruyor. Yani bunlar insanlar ne konu bugünden ne konuşacağını çok iyi tartacak, biçecek. 5 yıl sonra karşısına çıkar mı, çıkmaz mı onu görecek insanlar. Bir de en yakın şeyde yaşadık ya onu, Mehmet Demirci olayında yaşadık. Tabii Mehmet Demirci mesela. Yani toplantıda açıkladığı... Yani o çok talihsiz bir açıklama zaten. Hala o işin içinden çıkabilmiş değil. O işi de anlamış değilim. Yani şimdi Büyük Birlik Partisi sizin gazeteyi arıyor. Olay gazetesini arıyor. Olay gazetesinde bu işin kayıtları var mı diye soruyor. Olay gazetesi bu işin kayıtlarının şey olduğunu söylüyor. Çünkü Mehmet Demirci'yi aramışlar. Hani genelde AK Partiliyim, yerelde BBP'liyim dedin mi? O da hayır ben demedim demiş. Bizde kayıtlar var dediğine dair. Hani söylemiş. Şimdi ben geçen günde bir yazı yazdım. BBP'nin şaibeli adayı Mehmet Demirci diye. Evet bana göre şaibeli bir aday. Çünkü Mustafa Çelik diye bir aday ortaya çıktı. Peşinden 3-4 gün sonra da Mehmet Demirci ortaya çıktı. Ha Mehmet Demirci'nin çıkış mantığı, çıkış şekli onları tartışmak bile istemiyorum. Artık o işin çok tuhaf bir boyutuna kaçtı. Etkiler etkilemez. Onu sizin engin tecrübenize bırakacağım ben biraz da. Yani biz o kayıtları yayınladık. Bize size ne denmişti? Kayıtlar böyle bir kayıtlar ortaya çıktığında. Hani biz var ama yayınlamamıştık dedik. Ankara aradı genel merkez. Biz dedi adayımıza sorup böyle bir şey söylememiş. Biz dedik ki kayıtlar var, yayınlamadık. Ama istiyorsanız yayınlayalım o zaman adayınızı çekecek misiniz geri yani. Onu mu istiyorsunuz? O zaman hani peki dedik biz yayınlayalım. Alın siz kalk takdir sizin. Yani bunu bir görün. Ondan sonra da bir sesler çıkmadı, arkası gelmedi. Bu da ilkesizliktir biliyor musunuz? Evet. Yani parti genel merkezi bölgenin gazetesini arayıp kayıtları kayıt var mı? Hı-hı. Varsa yayınlayın. Yani biz de görevden alacağız. Ucunu açmadan işi hukuka götürürüz demeye getirmenin bir yoludur. Gazeteci de görevini yapmış, yayınlamış. Ama yayınladıktan sonra tepki yok. Tepki olmadığı gibi adaya yaptırım da yok. Evet. Ya ben Sayın Demirci'yi alsınlar almasınlar bunu demek istemiyorum. Hı. Ama bir yaptırım varsa bu onun oradan çekilmesi de işin doğrusu. Yani bir insan düşünün yani şimdi herhangi bir belediye başkanının ben Büyükşehir'de Sarıgül'ü destekliyorum AK Parti belediye başkanı. Büyükşehir'de Sarıgül'ü destekliyorum ama burada da ben adayım bana oy verin demesi gibi bir şey oluyor. Yani çok saçma bir şey. Açık söyleyeyim. Zaten o anlamda çok büyük zarar gördü. Ben siyasetin zikzakların ilginç örneklerinden biri olarak görüyorum bunu. Yani bir ilçede bir partiden belediye başkanlığı yapmış kişinin... 10 yıl belediye başkan yardımcılığı, 5 yıl belediye başkanlığı. Belediyeciliği öğrendiği ve yaptığı yer ve belediye başkanlığı yaptığı partiden hiçbir sorunu yokken partiyle aday olamadım diye. Hani demin başlayayım ya bakın yine oraya geldim. Ben yoksam her şey eksik, ben varsam her şey tamam mantığıyla yola çıkan ama iyi şey. Oldu ya. İyi oldu. Tabii bunlar insanlardan kurtulacağız anlamına ele veriyor. Tabii tabii yani o şeyleri, hırsları, iç dünyalarındaki artık bilmem hesaplaşmaları bir yerde de patlayınca da hani insanlar da artık elmaya ayrı tutuyor. Şimdi bu konuda bir iddiam var, çok özür diliyorum. Hani geçen gün de yazdım yazıyı. Bir adam Mehmet Demirci'ye, bir vatandaş Mehmet Demirci'ye oy verecek kıvama gelmişse
bu adam zaten Şadi Bey'e oy vermez. Bu lafı niye kullanıyorum? Şadi Bey'in oylarını bölecek diyenlere kullanıyorum bu lafı. Yani bir adam eğer o kıvama gelmişse, ben Mehmet Demirci'ye oy vereceğim diyorsa, bu adam Mehmet Demirci çıksın ya da çıkmasın. Zaten Şadi Bey'e oy vermeyecek. Ben matematik tepki olarak, bakın tepki olarak Cemil Bey'e oy verecek. Burada çok büyük taktiksel bir hata var ve düştüler bu hata. Sevgili olsun, matematik mühendisliği okudum. Matematikte şu vardır. Bir önceki toplamla aynı sayıların bir sonraki toplamı asla değişmez. 2009 yılında belediye başkanlığı görevinden alınmış, kenara konulmuş ama hırsla Şadi Yazıcı'nın belki de kazanmaması için her şeyi yapabilecek bir Mehmet Demirci var. Ki ben yaptığına inanıyorum ama bu vicdanla ilgili bir şey. Ben inanıyorum. Kanıtlayamadığım için yapmıştır demiyorum. Ben inanıyorum. Diğer tarafta bugün seçime giden Şadi Yazıcı'nın karşısında aday olan bir Mehmet Demirci var. Yani ben o hareketinden sonra geçmişte seçimi kaybettirememişse belediye başkanı olduğu halde Şadi Yazıcı hiçbir destek görmeden burada belediye başkanı seçilmiş. Şimdi belediye başkanlığı görevindeki Şadi Yazıcı'ya zarar verebileceğine açıkçası inanmıyorum ki verilen hizmetlerden sonra. Kartal'dan getirip bana Tuzla Belediye Başkanı propagandası yaptırıyorsunuz. Bir dakika o zaman. Açık söyleyeyim. Şöyle yapalım. Şimdi kısa bir reklam arası verelim isterseniz. Sonra da biz de bir soluklanalım, çaylarımızı içelim. Efendim sevgili izleyenlerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla Belediyesi çatısı altında kurulan ve gönüllü kadınların gayretleri ve özverili çalışmasıyla yardıma muhtaç insanlara ulaşan bir yardım kuruluşudur. Süre var olur ama verdiğimiz şeylerle ebediyen yaşarız düşüncesiyle yola çıkan, veren elle alan eli buluşturan çarşıda ihtiyaç sahiplerine her türlü yardım yapılmaktadır. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi için tamamen gönüllülerden oluşan Sosyal İnceleme Komisyonu çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Çalışmalarını yerinde ve birebir görüşerek yapıyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Gönüllü bağışçılarımızın buraya bağışladıkları yeni eşyaların yanı sıra gelen ikinci el eşyalar da titizlikle seçilip ayrılıyor. Sonra temizleniyor ve ütüleniyor. Bu aşamalardan geçen eşyalar paketlenip barkodla sisteme kaydı yapılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Saymakla bitiremeyeceğimiz bu yardımların başında şunlar geliyor. Dernek bünyesinde bulunan Modern mağazasıyla her yaştan ve her kesimden giyim, kuşam ve ayakkabı. Farklı ihtiyaçlar için mobilyalar. Beyaz eşya. Gıda yardımları. Ev aksesuarları. Evlenecek olanlara hem gelinlik hem de çeyizlik. Sağlık yardımı, temizlik ve yakacak ihtiyacı. Eğitim yardımı, muhtaç çocukların solgun yüzlerini güldüren faaliyetler. Barınma ihtiyacı konusundaki yardımlar.
özürlü çocuklar için çeşitli etkinlikler ve kurslar düzenleniyor. Bütün bu yardımların yanında parçalanmış ailelere danışmanlık hizmeti veriliyor. Çocukların daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi sağlanıyor. Ayrıca mağdur ev hanımlarına ve bayanlara yönelik olarak el sanatları gibi farklı alanlarda Gönül Elleri Çarşısı bünyesinde atölye çalışmaları yapılmaktadır. Burada üretilen çeşitli ürünlerin satışından kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlamaktadırlar. Yardımlar yapılırken hiçbir ayrım gözetilmiyor. İhtiyaç sahibi herkese aynı ve nakdi her türlü yardım yapılıyor. Dernek bünyesindeki çalışmalarda yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine en kaliteli şekilde ulaştırılması yapıldığı andan yardımın ulaştığı ana kadar en küçük ayrıntının dahi kayıt altında tutulduğu sistemiyle örnek olan bir hizmet anlayışı sergileniyor. Bir elin verdiğini, öbür elin görmemesi anlayışının hakimi olduğu Gönül Elleri Derneği, her detayı en ince ayrıntısına kadar planlamaktadır. Çünkü insanımız gururludur, onurludur. Ne kadar ihtiyacı olsa da gururunu incitmek istemez. Bu yüzden hayırseverler yardımlarını gönül rahatlığıyla çarşıya teslim ediyorlar. İhtiyaç sahipleri de adeta alışveriş yapıyormuş gibi buraya gelip ihtiyaçlarını temin ediyorlar. Tuzla Belediyesi'nin kurmuş olduğu bu sistem ve gönüllülerin hassasiyeti, ihtiyaç sahiplerini rahatsız etmeyen, rencide etmeyen, onların başını öne eğmeyen bir yapıda hizmet vermektedir. Yardımlaşma ve dayanışma bir toplumun gelişmesi için en güzel vesiledir. Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen, yaşadığını iddia edemez diyorsanız, gönüllülerin çabalarıyla hayat bulmuş, yürekleriyle ısınmış, dürüstlük, iyi niyet, kardeşlik temeli üzerine kurulmuş bir yardım kuruluşu olan Gönül Elleri Çarşısı'na paylaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamak için sizleri de bekliyoruz. Sevgili vatandaşlarım, komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyen bir medeniyetin evlatı olarak Tuzla Belediyesi camiasıyla bir yardım organizasyonu gerçekleştirdik. Gönül Elleri Çarşımızı kurduk ve bu gönül ellerinde ihtiyaç sahibiyle ihtiyaç fazlasını buluştururken aynı zamanda gönüllülük ruhunu katmak için 850 kadın kent gönüllümüzle bir köprü kurduk. Bu çalışmalarımızda özellikle geleneğimizde gelen yardımlaşma duygusunu hem yaşatmak hem yaşamak ve gelecek nesillere aktarma gayretini sürdürüyoruz. Ve bu çalışmalarda yine bir şeye dikkat ediyoruz ki ihtiyaç sahibine ulaşmak için gayretlerimizi sürdürürken onların gururlarını rencide etmeden yardım etmek gayretini sürdürüyoruz.
kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, yerel seçimlere çok az bir süre kala Kartal bölgesi ve Tuzla'yı konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi dedi ki en önemli şeylerden bir tanesi meclis üyeleri. Evet. Değil mi? Meclis evet. üyeleri listesi özellikle doğru. sıkıntılıydı. Tuzla'nın AK Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri listesine nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle karşılaştırdınız mı, baktınız mı? Baktım. Tabii sevgili Oğuzhan bu konuda daha uzman. O daha iyi biliyor. Evet, açıklandı bile buradaydı. Ama ben sadece ön fikrimi söyleyeyim. Her iki listede saygın isimler var. Tuzla'nın önemli diyebileceğin şahsiyetlerinden isimler var. Ama her iki listeye baktığımız zaman listeler arasında eğitimde olsun, nitelikte olsun AK Parti'nin daha ağır bastığını düşünüyorum. Hatta belediye başkanlarına baktığımız zaman da bir tarafta doktor Şadi Yazıcı var. Diğer tarafta mezuniyet durumunu bilmiyorum Sayın Cemil Ekşi'nin ama dışarıdan galiba okuyor. Ben de bilmiyorum. Ben herhangi bir yorum yapmayacağım o noktada. Yok yani bunu hani bel altı vurmak için falan söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Birikimlerin sadece üniversiteden gelmediğine inananlardanım. Evet üniversiteyi okuduk ama üniversitenin insana tek başına birikim sağlamadığına inananlardanım. Birikim aslında daha çok görgüyle gelişiyor ama eğitimli bir insanın bu görgüyü projeye, vizyona dönüştürmesi daha kolay oluyor. Belediye başkanlığı yapmış olan iki kişi var şimdi. Önceden Şadi Bey belediye başkanı değildi. Daha önce bir televizyon programını vurguladım. Cemil Ekşi eski Cemil Ekşi değil ama Şadi Yazıcı da eski Şadi Yazıcı değil. Sayın Doktor Şadi Yazıcı şimdi belediye başkanlığı tecrübesiyle seçime giriyor. Listesini de ona göre oluşturmuş. Listede tepki çeken isimler var deniyor her iki liste içinde. Ben bunları bir kenara bıraksınlar. Artık seçime odaklansınlar diyorum. 18 gün mü kaldı? Evet. 18 gün kaldı artık. 18 gün kalmışken o listedeki o adamı beğenmiyorum. Öbürü olsaydı bu daha iyiydi. Ya da benim adamım bu olsaydı demek aslında partiyi evet. sabote etmektir. Aslında bu birilerinin de kaşımazdı. O konular çoktan kapandı. Tabii ki. Yani ilk baştaki başta o ilk haftadaki tepkiler, konuşmalar, dedikodular şu an yok. Yani iki listeyi karşılaştırdığımızda da yani şimdi ne desek biraz şey olacak. Yani işte bak yine kıyas kabul etmez diyeceksin. Yine taraftarlık yaptığı noktasına gelecek. Yani şekil ortada. Tabii ki kimseyi kötülemiyoruz. Eyvallah. Ama ağır basıyor. Yani Şadi Bey'in listeye baktığınızda biraz daha ağır basıyor. Kişiler, tecrübeler, isimler, eğitim durumları. Hepsi bir kıstas. Demografik yapı. CHP'deki diğer bir tepki de örgüt yok sayıldı deniyor. Yani şimdi bakın ben size o zaman bir tane örnek vereceğim. Hasan Uzunyel'le. Bana göre örgütün, örgütü temsil eden, yani CHP ilçe örgütünü temsil eden en önemli isim. Bence bana belediye başkan adayı olmalı. Hani belediye başkan adayı eyvallah ama bir numara ne olursa olsun yazılmalıydı. Kendi mi istemedi hani, acaba? Kendi mi istemedi? Yok bize gelen bilgiler öyle bir öyle durum değil. Yani teklif bile edilmemiş diye bir bilgi geldi. Ondan sonra yani ilçe başkanının, şimdi dönüp dolaşıp tekrardan ilçe başkanına geliyorum. Yani ilçe başkanının liste hazırlanırken ki pasif durumu, çünkü örgütten kimse yok. Mantıklı olan kimse yok. Yani örgütü temsil eden kimse yok. Hasan Uzunyaylı'nın da zaten bu anlamda bir çıkışı oldu. Ali Ekber, Kızılkan'ı istifaya davet etti ilçe başkanı. Evet, o gün hatta akşam yani toplantı bunların, olacak diye. Tabii canım, biz bunların haberlerini falan da yaptık. Hani burada örgütsel anlamda bir sıkıntı yaşandığını hepimiz biliyoruz. Aydın'la döndüğümüzde ona da geleceğim. Mesela Süleyman Bicerikli diye bir isim var. Eski Aydınlı muhtarlarından. Bu adamın kesin gözüyle bakılıyordu listeye girmesi. Mesela bu anlamda şimdi bir tepki var listeye giremediğinden dolayı. Ali Çelik mesela bana göre son iki yılda CHP içerisinde en büyük çıkış yakalayan bir isimdi. Kendisiyle ilişkim de iyidir. Birbirimizi de severiz, beni sevdiğine de inanırım ki ben de onu seviyorum ama bana göre kontenjan birden aday olması çok büyük bir hataydı. Bana göre yaptığı, iki yıllık yaptığı bütün siyasetini bir seferde heba etti. Ben kendisine aday olmadığını, aday olarak oraya konulduğunu düşünüyorum. Son yani istifa aslında kontenjan birden aday gösterildiğinde istifasını sunuyor. İstifası kabul edilmiyor. Söylenenler Sarıgül devreye giriyor, sen bana lazımsın deniyor. Tabii kendi ağzından lazım değil. Lazımsan listeni. Yani lazımsan o zaman liste 1'e çek. Normal meclis üyesi liste 1'e çek. Yani lazımsan görelim. Yani
Sıkıntılar var mı? Ama aynı şekilde AK Parti'ye döndüğümüzde de çok absürt, illa şu olmalıydı dediğiniz çok fazla bir isim yok. Yani hemen hemen bütün demografik yapıyı kavramış. Ya muhakkak ki giremediş ama önemli isimler vardır. Çünkü listenin sayısı belli yani. Evet, çok da sayı. Ona göre 140, insan var. 140 mıydı? Yani nitelikli insan yani çokluğu var burada. AK Parti'de 140-139 evet. tane başvuru vardı. Evet. Meclis üyeliğine. Yani. Evet, tabii dışarıdan gelen ilin atadıkları vardı, ilin yazdıkları. Kartal nüfusunun yarısından daha az ucuzda ama Kartal kadar başvuru olmuş. Yani evet. Düşünün işte, yani evet. düşünün. Yani listeler ortada. Artık çok fazla da listeleri de konuşmaya gerek yok. Çünkü herkes kararını da vermiş. Çok enteresan bir durumdayız. Ben ilk defa kararsızların bu kadar az olduğu bir seçim görüyorum. Yerel seçim formatından genel seçim formatına geçen bir seçim görüyorum. Kararsızlar çok az. En son çıkan ankette de kararsızların çok az olduğunu gördük. Yani bana göre herkes kararını vermiş, evine kapanmış, 30 Mart'ı bekliyor, sabah, öğlen, akşama kadar gidecekler, oylarını kullanacaklar, gelecekler. Yani çok az bir kararsızlık var. Yani %2, %3. Hani oylarda. Bugün Cemil Bey bizim masamızdaydı, hatırlıyor musunuz? Evet. Kendisinin bir iddiası oldu. Ben de katılmadığımı kendisine söyledim. Şadi Bey rahat bir seçim alacak dedim. Ki bana göre AK Parti Tuzla'da ilk defa çok rahat bir seçim alacak. Benim gördüğüm, açık, net olarak gördüğüm bu. Bunu Sayın Cemil Ekşi de görüyor zaten. Ama hayır, ne dedi? İnkar ediyor, hayır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kartal ilçe örgütünün yemeğinde bu konuyu Sayın Cemil Ekşi ile konuştuğumda, masada diğer gazeteciler de varken, daha aday adayları belliydi. Aday belli olmamıştı henüz. Şadi Bey'in aday olacağını düşünerek dedim ki, Sayın Şadi Yazıcı tekrar aday yapılmazsa ne olur, aday olursa ne olur? Aday yapılmazsa işimiz biraz daha kolay olur dedim. Yani kendisi de tabii ki Şadi Yazıcı'nın. Bu dönemde adaylığı ya da siyaseti düşünmüyordu zaten de, evinden izleyecekti zaten. Evet, ama bir de ben eklemek istiyorum. Hasan Uzunyay'la Kartal'da da belediye başkan danışmanlığı yaptı. O dönemde de daha da yakın tanıdım ama uzun yıllar tanıdığım bir siyasetçi. Onun özelinde övgüyü hak eden bir tavır içinde olduğunu görüyorum. Kesinlikle. Neden derseniz, ilkeli bir tavırda SKM'nin başına geçti. Bu kadar. Az önce söylediğiniz gibi açığa çıkmamışım, gizli kalan ama ciddi haksızlıklara rağmen ilkeli bir durum sergiledi, partimden yanayım ne olursa olsun dedi ve başarısı için elinden geleni yapıyor. Bu kadar olumsuz tabloda gazetecilerin bazen insafsızca deniyor ya, aslında haberin doğası o, onu yaptığın zaman insafsızlık gibi görülüyor. Halbuki onu söyleyen veya eylemi yapana kimse insafsızlık yaptın demiyor. Yaptığı haberler hemen gazetecilerle ilişkisinde elinden geldiğince iyi tutan, onlarla doğru iletişim kurmaya çalışan bir kişilik. Bana göre şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin SKM'sinde terazi görevi yapıyor. Bir tarafı ağır bastığında hemen öbür tarafı düzeltiyor. Kişiliğiyle, tavrıyla örnek bir siyasetçi profili çiziyor. Cemil Ekşi'nin belki de içerideki en büyük şansı, o ona kadar değer veriyor mu onu bilemiyorum. Haksızlık etmeyelim. Bir şey de evet. Tuzla'da sizlerin de bilip bilmediğini bilmiyorum ama Demokratik Sol Parti ciddi bir çalışma içinde. Ben bunu her yerde görüyorum. Bugün Genel Başkan da buradaydı. Evet. Masum Türker. Ve ne yazık ki Demokratik Sol Parti'nin afişleri resmen biçiliyor. Bundan ilçe başkan adayı, belediye başkan adayının da ciddi rahatsızlığı var. Hatta geçtiğimiz gün ziyaret ettiğimde belirsiz kişilerin gelip çalışmalarından duydukları rahatsızlıkları da kendisine söyledikleri ve bundan tedirginlik duyduğunu söyledi. Sonuçta bir hanım aday, çok fazla insanla gezmeyen bir kişilik. Seçimlerin bu gidişatında özellikle adaylar üzerinde oy bölüyorsun veya başka bir tepkiyle gidilmesini doğru bulmuyorum. Bunlar ileride haber olarak yansıyacaktır. Sayın Hasan Zunya'ya da buradan uyarıda bulunuyorum. Demokratik Sol Parti adayını rahatsız eden kimlerse muhakkak bulmalı ve geleni yapmalı. Bu CHP'nin içinden mi? Gelen kişilerin o noktadan hareket ederek geldiklerini söyledi. Ki bir iki tanesi de kendisi biliyor. Ama bu kişiler belki kendilerine görev edilmiştir. Sayın Cemil Ekşi'den kaynaklandığını düşünmüyorum. Onun böyle bir şey yapacağını en azından düşünmek istemiyorum. Durumdan vazife çıkarmışlardır. Ama buna kesin bir önlem almaları lazım. Son 15 günde yarış sertleştikçe istenmeyen olaylar da olabilir.
bir bayan adayı özellikle yapılacak bir eylem. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi zarar verecek. Bir bayan olduğunu kimse tutmamalı. Tabii ki. Özellikle onu uygulamak lazım. Gurur verici bir şey. Yani Tuzla'da da bir ilki. İlk defa bir bayan belediye başkanı adayı oluyor. İlk kadın belediye başkanı. İlk, evet. Yani bu da... Yani, bence tanıtılmayı da hak eden bir isim. Evet. Vaktimiz de dolmuş efendim. Son sözlerinizi alalım isterseniz. Ozan sen ne söyleyeceksin? Yeni yayında görüşmek dileğiyle diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyelim. Evet, hafta, yeni hafta neler getirir, nelere gebelir bilemiyoruz. Sertleşiyor, daha da sertleşiyor siyaset. İnşallah her şeyin hayırlısı olsun. Her şeyin hayırlısı olsun evet, diyelim. Burhan Bey, siz ne diyorsunuz? Kartal'ı kim alır? Son olarak onu sorayım. Vallahi sizce çok, durum nedir? Çok iddialı bir soru. Yani bıçak sırtı bir seçim. Gelen anketlere bakıldığında isim vermiyorum özellikle bunu söyleyeyim. Bir partinin diğerinden 2-3 puan önde olduğu görebiliyoruz. Kimle? AK Parti ile mi çekişme var? AK Parti ile CHP arasında çekişme var ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin ciddi bir çıkış yakaladığını düşünüyorum. Meclise girebileceğini düşünüyorum. Bu kehanet değil. Ama son hafta her şeyi değiştirebilir tabii. Kartal için söyleyebileceğim bu. Sizin için de bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Siz nasıl duyuyorsunuz Kartal'dan? Siz ve Sayın Murat Çaltepe'yi bir gazeteci olarak 27 yıldır bu mesleği yapıyorum. Hem gazetelerde hem televizyonlarda çalıştım. Televizyonculuk yanım gazetecilikten çok daha fazla aslında. Öyle yani mi? Televizyon editörlüğü, gazete editörlüğüne evet. daha fazla. Evet, haber bülkene dair birçok sunumda bulundum, canlı yayınlarda bulundum. Ama bir ilçenin yerelinde, özelde bu işi gerçekten hakkıyla yapmaya çabalayan siz emekçi insanlara büyük saygı duyuyorum. İlgiyle ve keyifle izliyorum. Tuzla bu konuda çok şanslı. Keşke diğer ilçelerde bu tip yayınlar, programlı yayınlar yapılabilse. Ben Tuzla'daki idarecilerin yerinde olsam, açık söylüyorum bunu, gönülden söylüyorum. El üstünde tutarım, televizyonun gelişmesini sağlarım. Tuzla'daki gazetecilerin de burada program yaparak NTV'den veya CNN Türk'ten farklı bir haber televizyonu değil, Tuzla'yı yansıtan bir televizyon olarak buranın görünmesini isterim. Bizim ilk önce ablamız yani, her şeyi ilk tarafa bıraktık. Bizim ablamız, meslektaşımız, ben Turkuaz Gazetesi'nin sahibiyim, buraya zevkle geliyorum. Zevkle muhabbet. Yorumluyorsunuz. Zevkle yorumluyoruz. Yok biz çok şükür yani burada da öyle güzel bir şey oturtturduk ki. İşte bu yayın daha kuvvetlendirilmeli, yani, daha çok evet. insana yayılmalı. Benim okurlarım da takip ediyor, Olay Gazetesi'nde, tabii. sizin de. Yani. Bu hepimiz biriz burada. Evet, burada bir kameranın arkasındaki dev adam. Murat Çaltepe. Tek kişilik dev yayın kadro. Müthiş bir çalışma sergiliyor. Evet. Ben gerçekten hayranlıkla izliyorum. Evet. Başarılarınızla devam edin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ayağınıza sağlık. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu haftalık da bu kadardı. Haftaya bakalım neler olacak. Yeni gündemdeki son haberler nedir sizlerle paylaşacağız efendim. Görüşünceye dek hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Thank you.